Samanyolu Avrupa Haber Frankfurt stüdyolarından mutlu akşamlar sevgili seyirciler. Avrupa gündemindeki önemli gelişmelerle karşınızdayız. Avrupa'ya gitmek için yola çıktılar. Macaristan'da mülteci kamplarına götürülünce büyük bir şokla karşılaştılar. Büyük bir insanlık dramının yaşandığı Macaristan'da şimdi mülteciler götürüldükleri kamplardan kaçarak Avusturya sınırına yürüyerek ulaşmaya çalışıyorlar. Please help the Syrian. The Syrians need help now. You just stop the war. And we don't want to go to Europe. Just stop the war in Syria. Just that. O, yaşam mücadelesi veren göçmenlerden sadece biri. Ancak yüz binler için feryat ediyor. Almanya'da sığınma talebinde bulunacağım. En temel haklarımı istiyorum. İyi bir hayat, başka bir şey değil. Bu sabah çocuklar soğuktan titriyordu. Suları yok, sütleri yolda bitti. Uzaktan ağladıklarını duyabiliyorsunuz. Macaristan'da mülteci kamplarına gitmek istemeyen göçmenlerin direnişi devam ediyor. Trenlerin Avrupa'ya değil de mülteci kamplarına götürüldüğünü fark eden göçmenler güvenlik güçlerine direndi. Kampa hayır sloganları atarak ellerindeki çadır yok, su yok, özgürlük yok, dünya neredesin, insanlık neredesin pankartlarıyla çağrıda bulundu. Kampa götürülmek istenen bir kadın kucağındaki bebeğiyle yardım edin diye çaresizce işte böyle feryat etti. Sırbistan sınırındaki kamplara götürülen mültecilerden bazıları kamptan kaçtı. Yüzlerce mülteci Avusturya sınırına yürümeye başladı. Macaristan'da kayıt altına alınmak istemeyen göçmenler ısrarla Almanya'ya gitmek istiyor. Göçmenlerin sınırdan geçmelerine izin veremeyeceklerini açıklayan Macaristan Başbakanı Viktor Orban, bunun Avusturya'nın sınırını riske sokabileceğini gerekçe gösterdi. Bu arada İngiltere, sığınmacılarla ilgili yaşanan küresel krizin üzerinde sebep olduğu aşırı baskı sebebiyle mültecilerle ilgili hareket etme kararı aldı. İngiltere Başbakanı Cameron, binlerce Suriyelinin İngiltere'ye kabul edileceğini açıkladı. Geçmişte yabancılara karşı nefret söylemleriyle dikkat çeken Macaristan Başbakanı Viktor Orban, bu defa Müslümanları hedef aldı. Orban, ülkede çok sayıda Müslüman nüfus istemediklerini söyledi. Avrupa'daki mülteci krizinin odağındaki ülkelerden Macaristan'ın Başbakanı Viktor Orban, Türkiye'nin güvenli bir ülke olduğunu söyledi ve sığınmacılara Türkiye'de kalın çağrısında bulundu. Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz da Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu'ndaki görüşmesinin ardından açıklamalarda bulunan Orban, ülkede çok sayıda Müslüman nüfus istemediklerini dile getirdi. Bize göre ülkeler çok sayıda Müslüman göçmen kabul edebilir. Bu onların tercihidir. Böyle bir karar alırlarsa onlarla birlikte yaşamayı kabul etmiş olurlar. Ama biz bunu istemiyoruz. Biz ülkemizde çok sayıda Müslüman nüfus istemiyoruz. Bunu söylemeye hakkımız var. Bu bizim görüşümüz. Macarların göçmen krizi nedeniyle korku içerisinde olduğunu vurgulayan Orban, lütfen Macaristan'ın zorunlu olanı yaptığı için eleştirmeyin. Bizi eleştirmek yerine bırakın, Macaristan Avrupa kurallarına göre görevini yerine getirsin diye konuştu. Öte yandan ailesiyle birlikte Yunanistan'ın Kos Adası'na gitmek isterken boğulan ve cesedi Bodrum'da kıyıya vuran 3 yaşındaki Suriyeli Aylan Kurdi'nin fotoğrafları tüm dünyada yankı bulmaya devam ediyor. İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström, İsveç'in devlet televizyonu SVT'ye katıldığı bir programda Aylan Kurdi hakkında bir haberin yayınlanması ve haberde söz konusu fotoğraflara yer verilmesi üzerine gözyaşlarını tutamadı. Bakan, fotoğrafların herkesi mülteci krizi konusunda bir kez daha düşünmesine yol açtığını belirterek, şimdi sadece mültecilerle dolu botların değil, dehşetin de bir ismi ve hikayesi var diye konuştu. Agera för hans skull och för alla andra skull. Bakan Wallström, Aylan'ın ölümünün hem onun hem de diğerleri için harekete geçilmesi gerekliliğini gözler önüne serdiğini belirtti.
İngiltere Başbakanı David Cameron ise görüntülerden Beşar Esad'ın sorumlu olduğunu söyledi. Bu gördüğümüz korkunç görüntülerin sorumlusu Beşar Esad, IŞİD kasapları ve korkunç ticareti yapan suç çeteleridir. Biz ahlaki sorumluluklarımızı yerine getireceğiz, daha fazlasını yapacağız. Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande da o fotoğraf tüm dünyanın gündemiydi. O kare aynı zamanda göçmenlere karşı sorumlulukları da hatırlatmalı diye konuştu. Qui sont ignorés. Et puis aux victimes. Almanya'nın Hessen eyaletinde bulunan ve 60'a yakın mültecinin kaldığı bir evde yangın çıktı. Yangında dumandan zehirlenen çok sayıda mülteci hastaneye kaldırıldı. Bir kişi ise ağır yaralandı. Almanya'nın Hessen eyaletindeki Eppenheim kentinde bir mülteci yurdunda yangın çıktı. Yaklaşık 60 kişinin barındığı 4 katlı mülteci yurdunda binada yangın söndürme çalışmalarının gece boyunca sürdüğü açıklandı. Polis olayda bir mültecinin binanın ikinci katından atladığını ve ağır yaralandığını bildirdi. Çok sayıda kişi ise yangından hafif yaralanmalarla kurtuldu. Yangının çıkış nedeni belirsizliğini koruyor. Polis yetkilileri çıkış nedeninin kundaklama olup olmadığı konusunda geniş çaplı soruşturma başlatıldığını açıkladı. Yangından sonra yurdun kullanılamaz duruma geldiği kaydedildi. Yurtta kalan mültecilerin Etiyopya, Eritre, Irak, Suriye ve Nijerya gibi ülkelerden geldiği açıklandı. Kuzey Rhein-Westfalia eyaletine bağlı Witten şehrinde ise kimliği bilinmeyen kişiler tarafından mülteci yurdu olarak kullanılacak bir bina kundaklandı. Tamirat çalışmalarının devam ettiği binaya bu ay 30 ila 50 arasında mültecinin yerleştirilmesi planlanıyordu. İtfaiye çıkan yangını hızlı bir şekilde söndürdü. Witten Belediyesi sözcüsü bu yüzden maddi hasarın büyük olmadığını söyledi. Witten Belediyesi binanın tamiratını tamamlayarak planlandığı gibi buraya mültecileri yerleştirmek istiyor. Belediye sözcüsü binada daha fazla güvenlik önlemleri alınacağını bildirdi. Olay mahallinde yapılan incelemelerde ateş hızlandırıcı madde kalıntıları bulundu. Almanya'da aylardır mültecilerin yerleştirildiği yurt ve barınaklar kundaklanıyor. Ağustos ayının sonuna kadar 340 mülteci yurduna saldırı düzenlendiği tahmin ediliyor. Saldırıların bu yılın ilk 8 ayında geçen yılki toplam saldırı sayısının 2 katına çıktığına dikkat çekiliyor. Almanya'da kundaklanan mülteci yurtlarının sayısının artması endişelere yol açtı. Federal Anayasayı Koruma Dairesi Başkanı Hans-Georg Maaßen, aşırı sağcı terör tehdidiyle karşı karşıya kaldıklarını söyledi. Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Hans-Georg Maaßen, aşırı sağcı terör tehdidiyle karşı karşıya kaldıklarını söyledi. Maaßen, Stern dergisine verdiği demeçte şu anki ortam saldırı düzenlemeye hazır aşırı sağcı grupları ortaya çıkarabilir ifadesini kullandı. Mülteci yurt ve barınaklarına saldırıların sayısının giderek arttığına dikkati çeken Maaßen, bu durumun şiddete başvurma eşiğinin giderek düştüğünü gösterdiğini kaydetti. Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı bu durumdan özellikle MPD gibi aşırı sağcı partilerin sorumlu olduğunu vurguladı. Maaßen, onlar kışkırtarak bu insanların şiddete başvurmalarında sorumluluk taşıyorlar dedi. Maaßen, mülteci barınak ve yurtlarına düzenlenen saldırılarla MPD'nin etkinlik ve gösterileri arasında doğru orantı olduğunu da söyledi. Almanya'nın Heidenau şehrinde yaklaşık 2 hafta önce aşırı sağcılar mülteci barınaklarını protesto etmiş, polisle çatışmıştı. Saldırıda 30 polis yaralanmıştı. Almanya Ligi takımlarından Bayern Münih mülteci dramına sessiz kalmadı. Kulüp mültecilere 1 milyon euro bağış yapacağını açıkladı. Bayern Münih mülteci dramına sessiz kalmadı. Son günlerde Münih'e yüzlerce mültecinin akın etmesi üzerine futbol takımı şehir belediyesi ve eyalet hükümetiyle maddi ve pratik yardımlar yapma kararı aldı. Maddi yardım için bir dostluk maçı düzenleyecek Bayern Münih, elde edilecek gelirden 1 milyon avroyu mülteci projelerine ayıracak. Projeler Bavyera İçişleri Bakanı Joachim Herrmann ve Münih Belediye Başkanı Didier Reiter'le birlikte seçilecek. Eylül'de ise Augsburg takımına karşı oynanacak maçta Bayern Münihli futbolcular Alman ve mülteci çocukların elinden tutarak topluma güzel bir mesaj verecek.
Türkiye'de 1 Kasım 2015 Pazar günü yapılacak 26. dönem milletvekilliği genel seçimleri öncesinde yurtdışı seçmen listeleri ilan edildi. Almanya'daki başkonsolosluklar ise bu hafta sonu yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtların düzeltilmesi işlemleri için açık olacak. Türkiye'de 1 Kasım 2015 Pazar günü yapılacak 26. dönem milletvekilliği erken genel seçimleri için yurtdışı seçmen kütüğü çarşamba günü askıya çıktı. Yurt dışında yaşayan seçmenlerin oy kullanabilmeleri için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olmaları gerekiyor. Ayrıca kayıtların doğru olması, yani bağlı olunan başkonsoloslukta görünmesi gerekiyor. Kayıtları düzeltmek isteyen vatandaşlar Almanya'daki konsolosluklara başvuruda bulunabilecek. Olası bir yoğunluğu önlemek isteyen başkonsolosluklar bu hafta sonu, yani 5 ve 6 Eylül tarihlerinde de hizmet verecek. Yapılan açıklamaya göre hafta sonu sadece yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlar için adres beyanları kabul edilecek. Bundan önceki seçimlerde olduğu gibi en önemli şart vatandaşlarımızın yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı olmaları. Bu yine temel bir zorunluluk olarak mevcut. O yüzden vatandaşlarımızın 10 Eylül'e kadar, yani bir hafta içinde en geç, kayıtlarına ilişkin bir itirazları varsa bunu şahsen gelerek başkonsolosluklarımıza düzeltmeleri gerekiyor. Aksi halde oy kullanmaları mümkün olmayabilir. O yüzden vatandaşlarımızdan bizim ricamız, Yüksek Seçim Kurulu'nun yurt dışı seçmen bölümünden kendi kayıtlarını kontrol ederek bağlı bulundukları başkonsolosluğu görmeleri veyahut da kayıtlarına ilişkin bir bilgi sıkıntısı varsa 10 Eylül'e kadar doğrudan bağlı bulunduğu başkonsolosluğa, bizim bölgemize de bize, Köln Başkonsolosluğu'na gelerek bu kayıtları düzeltmelerini biz kendilerinden rica ediyoruz. Seçimlerde bir sıkıntı yaşamamaları için. Yurt dışında yaşayan seçmenler için 54 ülkedeki 112 temsilcilikte ve gümrük kapılarında oy verme işlemi 8 Ekim Perşembe günü başlıyor. Oy verme işlemleri yurt dışı temsilciliklerinde 25 Ekim Pazar günü, gümrüklerde ise 1 Kasım Pazar günü sona eriyor. Fransa'da et ve süt ürünlerindeki düşük fiyatları protesto eden çiftçilere hükümetten yardım sözü geldi. Başbakan Manuel Valls, hükümetin tarım ve hayvancılık sektörüne 3 milyar euro yatırım yapacağını açıkladı. Fransa Başbakanı Manuel Valls, tarım sektörüne 3 yılda 3 milyar euro yatırım yapılacağını duyurdu. Ulusal Tarım İşçileri Konfederasyonu temsilcileriyle görüşmesinin ardından Valls, hükümetin tarım işçilerine ve hayvan yetiştiricilerine vergi borçlanması konusunda kolaylıklar sağlayacağını dile getirdi. Valls, bu anlamda tarım sektörüne yapılacak yatırımın da 3 yıl içinde 3 milyar euroya çıkarılacağını kaydetti. Dün sabah erken saatlerde 4000 kadar tarım çalışanı 1800'e yakın traktörle Paris'e çıkan ana yollardan bir kısmını kapatarak et ve süt ürünlerindeki düşük fiyatları protesto etmişti. Tarım işçileri ve hayvan yetiştiricileri süt ve et ürünlerindeki düşük fiyatları sektörde yerli ürünlerin tercih edilmemesine bağlıyor. İşçiler geçen aydan bu yana Fransa'nın çeşitli bölgelerinde günlerce süren yol kapatma eylemleri yaptı ve hükümetin fiyat ayarlaması yapmasını istedi. Hükümet ise tarım işçileri ve hayvan yetiştiricilerine 600 milyon euro destek kararı almış, ancak rakam sendikalar tarafından yetersiz bulunmuştu. İspanya Başbakanı kendi partisinin merkezinde arama kararı veren hakimleri savundu. İspanya'nın demokratik ve ciddi bir devlet olduğunu vurgulayan Başbakan Mariano Rajoy, bir hukuk devleti olan İspanya'da hakimler bağımsızdır dedi. İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Artur Mas'ın partisine yapılan rüşvet operasyonuna ilişkin Madrid'e yönelttiği suçlamalara cevap verdi. Yargının bağımsızlığını savunan Rajoy, kendi partisinin de yolsuzluk soruşturmasına hedef olduğunu ve merkez binasında polisin arama yaptığını hatırlattı. Artur Mas, geçtiğimiz günlerde başkanı olduğu Katalonya Demokratik Yönelimi merkezinde polisin gerçekleştirdiği aramayı Madrid yönetiminin operasyonu olarak değerlendirmişti. Başbakan Rajoy, bu operasyon yargı erki genel konseyine bile bağlı olmayan bağımsız bir hakim tarafından verilmiş karardır. Bir hakim parti merkezlerine girilmesi kararı çıkarabilir, bizim parti merkezimizde arama kararı veren hakim gibi. İspanya bir demokrasidir, ciddi bir devlettir, bir hukuk devletidir ve hakimler bağımsızdır. Siyasette sorumluluk almayıp başkasına suç atmak olmaz şeklinde tepki gösterdi.
Aralık 2013'te iktidarda olan Halk Partisi'nin merkezini basan polis, yolsuzluk soruşturması kapsamında binada 14 saat boyunca arama yapmıştı. Öte yandan Katalonya'da başlatılan rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında iktidardaki Katalonya Demokratik Yöneliminin kamu ihalelerinden %3 pay aldığı iddia ediliyor. Artur Mas'ın başını çektiği ayrılıkçılar bu soruşturmanın 27 Eylül'de yapılacak seçimlere karşı devletin bir operasyonu olduğunu savunuyor. Her yıl Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Avrupa'nın en büyük tüketici elektroniği fuarı IFA açıldı. Fuarda son teknoloji ürünler tüketicilerin beğenisine sunuldu. Berlin'de düzenlenen Avrupa'nın en büyük tüketici elektroniği fuarı IFA 2015 bugün açıldı. 250 binden fazla ziyaretçinin katıldığı fuarda 1645 şirket yeni ürünlerini sergiledi. Bu yıl düzenlenen IFA'da en çok dikkat çeken ürünler arasında son dönemlerin en büyük teknoloji trendi olan giyilebilir teknolojiler ve internete bağlı cihazlar yer alıyor. Akıllı saatler, akıllı bileklikler ve sanal gerçeklik başlıkları fuarın dikkat çeken ürünleri arasında bulunuyor. Beyaz eşya ürünlerinde ise internete bağlanabilen cihazların sayısının giderek arttığı görülüyor. İnternete bağlanabilen kahve makineleri, buzdolapları veya bulaşık makinelerinin önümüzdeki dönemlerde dikkat çekmesi bekleniyor. Fuara 25 yıldır katılım sağlayan Vessel grubu da IFA'da Smart City yani akıllı şehir konseptiyle yerini aldı. Samanyolu Avrupa Haber'e konuşan Vessel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan, 3000 metrekarelik standlarında 680 farklı ürün sergilediklerini söyledi. 600'ün üzerinde ürün var burada, müşterilerimize paylaştığımız. Bunun için tabii hem elektronik hem de beyaz eşyalar var. Elektronikte 8K dediğimiz, artık 4K vardı biliyorsunuz, Ultra HD. Şimdi 8K'yı bu sene sunuyoruz. Onun yanında 9 mm kalınlığında çok ince, aynı zamanda curve olan, yani kavisli televizyonlarımızı sunuyoruz. Bunların hemen hemen çoğu artık akıllı televizyon, yani internete bağlanabilen televizyonlar. Ham'da bu yıl ikincisi düzenlenen Ham Anatolia Festivali farklı kültürleri bir araya getirdi. Ham Anakent Belediye Başkanı Thomas Hunçdegger Petaman'ın himayesinde yapılan festivalde Anadolu'nun kültürel değerleri sergileniyor. Almanya'nın Ham kentinde Willy Brandt Platz'da başlayan 2. Ham Anadolu Festivali Anadolu'nun renklerini Hamlılarla buluşturdu. Ham Anakent Belediye Başkanı Thomas Hunsteg Peterman'ın himayesinde gerçekleşen programda Anadolu'nun tanıtımı için dizayn edilen çadırlarda her ayrıntı düşünülmüş. Açılışta konuşan Ham Anakent Belediye Başkanı Thomas Hunsteg Peterman, derneğin kültürlerin tanışması ve kaynaşması adına böyle bir görev üstlenmesinden dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Etkinlik kapsamında geleneksel Anadolu el sanatları, Anadolu halk oyunları ve lezzetleri sunuluyor. Festival boyunca ebru, çini, tesip ve cam üfleme gibi geleneksel Anadolu el sanatları sanatkarlar tarafından icra ediliyor. Festivale katılan CDU Ham Federal Milletvekili Silvia Yoris'in ise Ham kentinde halkların birlikte barış içinde yaşadıklarını, böyle aktivitelerde bunun bir kanıtı olduğunu söyledi. Ayrıca Türkiye'de özgür medyaya yapılan baskılara da değinen Yoris'in, ifade özgürlüğü ve medya özgürlüğünün modern toplumların vazgeçilmezleri olduğunun altını çizdi. Anadolu Festivali'ne katılan Alman misafirler ortamı çok beğendiklerini, bu vesileyle farklı kültürlerin yakınlaştığını ifade ettiler. 20 yıldır Ham'da özellikle eğitim ve kültür hizmetlerine devam eden Uluslararası Eğitim ve Çevre Derneği tarafından düzenlenen kültürel etkinliklerle Anadolu'nun ve Anadolu kültürünün tanıtılması amaçlanıyor. Hedefimiz burada Anadolu'nun kültürünü Ham'a, Ham'daki halka tanıtmak. Alman ve Türk dostluğunu, kültürünü bir araya getirmek. Para piyasalarındaki son durumla devam ediyoruz. Dolar 3 lira, euro 3 lira 33 kuruş, altın 107 lira 90 kuruş, petrol ise 50 dolar 49 sent. Sırada Avrupa'daki hava durumu var, ardından size veda edeceğiz.
Hamburg parçalı bulutlu ve yağmurlu 11 ila 15, Berlin parçalı bulutlu ve yağmurlu 9 ila 19, Köln parçalı bulutlu ve yağmurlu 9 ila 17, Frankfurt az bulutlu 9 ila 19, Frankfurt ve Stuttgart az bulutlu 9 ila 19, Münih parçalı bulutlu ve yağmurlu 8 ila 19 derece. Amsterdam parçalı bulutlu ve yağmurlu 12 ila 16, Brüksel parçalı bulutlu ve yağmurlu 10 ila 15, Paris çok bulutlu 9 ila 19, Londra parçalı bulutlu ve yağmurlu 7 ila 16 derece. Madrid güneşli 14 ila 27, Roma gök gürültülü yağmurlu 18 ila 26, Viyana parçalı bulutlu ve yağmurlu 12 ila 18, Bern parçalı bulutlu ve yağmurlu 8 ila 17 derece. Oslo parçalı bulutlu ve yağmurlu 6 ila 10, Helsinki parçalı bulutlu ve yağmurlu 8 ila 16, Kopenhag parçalı bulutlu ve yağmurlu 11 ila 16 ve İstanbul az bulutlu 24 ila 31 derece. Samanyolu Avrupa Haber Merkezi'nin hazırlamış olduğu haber bültenini seyrettiniz. Bu haberlere ve daha fazlasına samanyoluhaber.eu adlı internet sitemizden ulaşabilirsiniz. Samanyolu Avrupa yayınlarını da yine sitemiz üzerinden izlemek mümkün. Yarın akşam yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. İyi seyirler.